Arkadaşlar merhabalar kombinasyona ikinci video ile devam ediyorum muhtemelen bir 4 video olabilir kombinasyon çünkü henüz iki buçuk sayfa anlattım ve anlatmam gereken yer 8 sayfa bir de bir sayfada dağılım problemleri var 9 sayfa muhtemelen 4 videoyu bulur diye düşünüyorum ilkini izlemediyseniz muhakkak izleyin soru tiplerinden bahsedeceğim bu 9 sayfada ve her biri çok önemli sizin uzun vadede kombinasyonu anlamanız hatta permütasyonlu kombinasyonlu soruları çözmeniz öbür taraftan da olasılığı anlamanız için. Bir marketteki ayran, su, gazoz ve meyve suyunun her birinden en az birer tane alacak olan bir kişi 6 tane içeceği çeşitli olarak kaç farklı şekilde alabilir? Sorularda yaklaşım çok önemli. Birçoğunun arkadaşlar çözümü basit zaten yani kombinasyonda müthiş denklemler üretmiyoruz. Ama orada yorum çok önemli. Bakın bu soruya nasıl yaklaşmamız lazım? Bir kere zaten 6 tane içecek alacak. Çeşit olarak kaç farklı şekilde alabilir diyor. Örnek şunu demek istiyor size. Zaten her birinden birer tane alacak. 4 tane çeşit garanti. Geriye kalan 2 tane içeceği hangisinden alabilir? 1. 3 tane örnek bir görüntü gösteriyorum size. 3 ayran, 1 su, 1 gazoz ve 1 meyve suyu alırsa bakın 6 tane içecek oluyor. Ya da Herhangi iki tanesinden iki tane alır. örnek iki ayran, iki su alır. Bir gazoz alır, bir meyve suyu olur. Gördüğünüz gibi ya 3 1 1 olacak ya da 2 2 1 1 olacak. Bunu nasıl anlarız? 4 çeşitten bir tanesini seçersiniz. O 3 tane olur, diğerleri birer tane olur. Ya da 4 çeşitten 2 tane seçersiniz. O ikişer tane olur. Geri kalanında birer tane olur. İşte bu görüntünün denklemi ve bu görüntünün denklemi. Dolayısıyla 4'ün birlesi 4, 4'ün ikilisi 6. Toplamda arkadaşlar 10 tane durum oluşur. İnşallah bu soru anlaşılmıştır. Kolay görünümlü bence güzel sorulardan bir tanesi bu. Durumları önce yazarsanız kenaraya. Kenaraya ne demekse? Kenara. Durumları böyle yazarsanız arkadaşlar denklemi oluşturmak biraz daha kolay olur. İkisi ehliyetli, dördü ehliyetsiz olan 6 kişiden dördü seçilip 4 kişilik bir arabaya seyahat edeceklermiş arabayla. Bakın şu şekilde bir tanesi mecburen tabii şoför olacak. Şoför ehliyetli olmak şartıyla bu kişiler arabaya kaç farklı şekilde yerleşebilir? İki ehliyetliden bir tanesini buraya yerleştiririz. Sonra artık ilk kişiden bir kişiyi seçtik. Oturan kişiler de ehliyetli de olabilir, ehliyetsiz de olabilir. O arkadaki ve yandakiler önemli değil. O yüzden iki kişiden bir kişiyi seçtim. Totalde de altı kişiden bir kişiyi seçmiş oldum. Geriye 5 kişi kaldı. 5'in üçlüsü oldu arkadaşlar. Ve burada neye dikkat edeceğiz? 5 kişiden üç kişiyi seçtiğim gibi bunlar nasıl yer değiştirerek oturabilir? Üç faktöriyel yani. artık orada diyelim bunların isimleri A, B, C olsun buraya oturacak. A buraya, B buraya, C buraya ya da B buraya, A buraya, C buraya. Bunların aralarındaki sıralama da önemli olduğu için bu soru hem permütasyon hem kombinasyon. 5'in üçlüsü 10'dur. 2'nin birlisi 2. 3 faktöriyel zaten 6. 120 farklı şekilde oturabilirlermiş. Kümesinin elemanları kullanılarak yalnızca iki rakama aynı olan 3 basamaklı kaç doğal sayı yazılabilir? O zaman şunu yaparız. Bir kere iki tane sayı seçeriz arkadaşlar. Böylece 3 basamaklı sayı için 2 tane sayı seçerseniz mecburen 2 basamak aynı olur. Örnek 1, 1, 2 gibi düşünün. Siz eğer A kümesinden 1 ve 2'yi seçseniz böylece yapacağınız sayı 1, 1, 2 olabilir ya da 1, 2, 2 olur örnek görüntü. O zaman ne yapacağım? Dikkat edin. Şimdi 9 sayıdan pardon burada kaç sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayı var. 7 sayıdan 2 sayı seçeceğiz. Sonra arkadaşlar bunlardan hangisini 2 tane kullanacağız bilmiyoruz. Diyelim 1'i de kullanabilirim, 2'i iyi de kullanabilirim. O yüzden 2 durum var deyip 2 ile çarpacağım. Sonra arkadaşlar bunları da 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel diye yerleştireceğiz. Neden? Örnek görüntü dediğim gibi 1 2'yi seçtim ve 1 1 2'yi sıralayacağım tekrarlı permütasyondur çünkü bir bir yer değiştirmeleri aralarında yoktur, sıralama yoktur. Bu yüzden normalde 3 faktöriyeldir. 3 kişilik yere otururken veya basamağa yerleşirken ama ikisi aynı olduğu için 2 faktöriyel olur. Dediğim gibi 7 rakamdan 2 tanesini seç. Bunların hangisini 2 tane kullanacaksın, hangisini 1 tane kullanacaksın bilmiyorsun. O yüzden 2 ile çarp, sonra da bunları yerleştir. Böylece 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 2'den 21 Çarpı 2, çarpı 3. Böylece 126 oldu bu güzel sorunun da cevabı. 6 kişi arasından seçilecek 4 kişi kendi aralarında ikişerli gruplar oluşturarak hediyeleşeceklerdir. Buna göre hediyeleşecek gruplar kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Şimdi arkadaşlar bu soruda gerçekten önce şu önemli. Bir kere siz 2 kişilik grupları ayırdığınız zaman diyelim AB kişileri olsun, CD kişileri olsun. Bu çok önemli. Siz ikişer kişilik grup oluşturduğunuz zaman eğer bu grupların isimleri yoksa A, B, C, D diyelim burada dursun. A, B pardon. C, D de burada dursun. Ya da C, D şurada dursun. A, B burada dursun. Durdukları yer önemli değil. Bir nevi odada siz ikişerli ayrılın bakayım demek gibi. İster bunlar odanın köşesinde dursun bir tanesi. isterse öbürü diğer köşesinde dursun. Sonuç olarak Bunların isimleri yoksa grupların iki tane gruba böldüğünüz zaman ve bu kişi sayıları aynıysa iki faktöriyele bölmeyi unutmayın. Göstereyim bakın sebebini de diyelim 4 kişilik grubu siz ikişer kişilik gruplara ayıracaksınız. A B C'de, A, C B'de, A D, B A C. Sonra arkadaşlar C D A B, B D A C, B C A D. E şimdi bunlar. 6 kişilik grup, pardon 4 kişilik grup şu an 3'erli, 2'şerli gruplara ayrılınca A, B, C, D ile C, D, A, B farklı mı? Hayır. Dediğim gibi ikisi odanın farklı yerlerinde duruyormuşçasına. Eğer bunlar X numaralı grup, Y numaralı grup olsaydı, evet bakın X, A, B alır, Y, C, D alır. Ya da X, C, D alır, Y... A, B'yi alır derdik. Böylece iki tane farklı durum olurdu. İşte 4'ün ikilisinden 6 derdik. Ama 6 bölü 2'den 3 diyoruz. Grup isimleri yoksa, nereye gidecekleri belli değilse arkadaşlar. Sadece 6 kişiyi, 4 kişiyi, 10 kişiyi fark etmez. Aynı sayıda 2 tane gruba bölerseniz o zaman 2 faktöriyeli böleceğiz. Ya da diyelim dedik ise 6 kişilik grubu İkişer kişilik 3 gruba böleceksiniz. O zaman 3 faktöriyele böleceksiniz. Bu önemli arkadaşlar. Kişi sayısı aynıysa böldüğünüz grupların isimleri yoksa o kişi adedince faktöriyele bölün. Dolayısıyla bu soruda bakın ne yapacağım. Altının ikilisi 4'ün ikilisi ama bu grupların isimleri yok. Sadece gruplara ayırıyorum ikişer kişilik ve bu grupların içindeki insan sayısı aynı. O yüzden 2 faktöriyele bölüyoruz. Dolayısıyla 6'nın ikilisi 15, 4'ün ikilisi 6 bölü 2'den 45 farklı grup oluşacak arkadaşlar. Bakın gerçekten bu gruplar önemli. Hocam ben bunu derinlemesine görmek istiyorum derseniz ayrıntısıyla bir sayfada böyle bir sürü soru tipi gösterdim. Kombinasyon dağılım problemleri diye orada da anlatıyorum. 8 tane metal 1 lira, 3 kardeşi kaç farklı biçimde paylaştırılabilir? Bakın bu ayraç yöntemi sorudur. Bir kere 8 tane metal 1 lira. 3 kardeşe farklı biçimde dağıtacağız. Bir kardeş bir tane mi almış, iki tane mi almış, hiç almamış mı önemli değil. O zaman bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane liranız var. Ve bunları 3 kardeşe böleceğiz. 2 tane böyle ayraç gördünüz mü? Örnek Birinci kardeş iki tane almış, ikinci kardeş iki tane almış, üçüncü kardeş dört tane almış gibi düşünün. Ve bu ayraç yöntemi arkadaşlar tekrarlı permütasyondur. Dolayısıyla özdeş nesneleri farklı kişilere istediğimiz miktarda dağıtacaksak bu ayraç yöntemini kullanın. İki ayraçla üçe bölüyorum. Dört kişi olsa üç ayraç kullanacağım. Yani kişi sayısının bir eksiği. Dediğim gibi mevzu ne zaman Ay ayraç yöntemi olur? Özdeş nesne farklı kişi veya nesne artık fark etmez. Özdeş nesneleri farklı nesnelere veya kişilere veriyoruz. Ve istediğimiz sayıda. O zaman arkadaşlar şunu yapıyoruz bakın. 2 tane ayraç var. 8 tane de metal 1 lira var. Toplam 10 tane sayı. 10 faktöriyel yani bölü. Bunların 8'i aynı zaten. 1 lira 1 lira. 2 tanesi ayraç olduğu için aynı. Böylece 10 çarpı 9. 10 çarpı 10 faktöriyel yani. 8 faktöriyel yani sadeleşir bölü 2 45 olur arkadaşlar bu sorunun cevabı. X, Y, Z doğal sayılardır. X artı Y artı Z 5 olduğuna göre kaç farklı X, Y, Z sıralı üçlüsü yazılabilir? Üstteki sorudan hiçbir farkı yok. Bakın şimdi 5 lira birer tane 5 lira 3 farklı kişiye kaç farklı şekilde dağıtılır? Aynen bunun gibi. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane ayraç. Örnek 1'i 2 olsun sayıların. Biri 1, bir, öbürü 2. Ya da başka bir görüntü yapayım bakın. 2 tane ayraç kaldı. 0, 0. Kalanı 5 oldu. Gördünüz mü? Böyle olabilir. 3 tane sayın toplam hakikaten 5 oluyor. Dolayısıyla 5 sayı var. 2 tane de ayraç var. 7 faktöriyel. Bölü 2 faktöriyel. 2 tane aynı ayraç. 5 faktöriyel. 5 tane sayı. 1, 1, 1, 1. Birbirine eşit olduğu için. Dolayısıyla 7 çarpı 6 bölü 2... 21 geldi arkadaşlar bu sorunun da cevabı. 8 öğrenci 3'er kişilik boş yerin bulunduğu 3 sınıfa kaç değişik şekilde yerleşebilir? Yine tehlikeli bir soru ama şöyle kolaylaştırayım işinizi. 8 kişi var. 3 kişi, 3 kişi ve 2 kişilik gruplar halinde Adana, Bursa ve Denizli'ye gitsinler. Hangi grup nereye gidecek söylemiyorum bakın. 3 kişi, 3 kişi, 2 kişilik gruplar halinde. Adana, Bursa ve Denizli'ye kaç farklı şekilde gidebilirlerle aynı soru modelidir. 8 öğrenci var. 3'er kişilik boş yerin olduğu 3 sınıf örnek. A, B, D sınıfları. Yine aynı muhabbete gireyim. Bunlar nasıl sıralanır, e, nasıl yerleştirilir? Pardon sıralanır demeyeyim. 3 kişi, 3 kişi, 2 kişi başka türlü olma ihtimali yok. Ya da 3 kişi, 2 kişi, buraya 3 kişi, 2 kişi, 3 kişi, 3 kişi. Gördünüz mü bu şekilde? Bunların hangisi nereye gidecek belli değil. 3'er kişilik, 3'er kişilik ve 2 kişilik grupları ayırıyorum ama hangisinin hangi sınıfa gideceği belli olmadığı için arkadaşlar burada 3 tane durumla en son sorunun sonunda çarpmamız lazım. Burada da aynı şekildedir. 8 kişiyi 3 gruba 3-3-2 şeklinde ayırırsanız ve adına Bursa Deniz diye gönderirseniz aynı yorum burada da olur. 3-3-2-2-3-3 ya da 3-2-3 şeklinde olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun sonunda dağıttığımız gruplarda 3 çarpanını koymamız lazım. Neden peki 3-3-2 diyorum? Bunlar sonuçta sınıflara yerleştirilmesi lazım. Olur da dediniz ki hocam niye 2-2 olmuyor? O zaman 2-2 olsa öbürüne 4 kişi kalır. Sınıfta 3 kişilik boş yer var. Haliyle hem bunları düzgünce yerleştireceğim. Boş kalmayacak. Hem de ama sınıf sayısını da aşmayacak boş sayısını. Kontenjan maksimum 3. Yani 1 yapma şansınız da yok. Birine 1 bir atayım hocam. Birine 2 atayım hocam deseniz. Geriye kaç kalıyor bakın 5. E 5 kişilik yer yok bir sınıfta. Dolayısıyla bakın 8 kişiden 3 kişi, 3 kişi seçiyorum. Sonra Kalan 5 kişiden yine 3 kişi seçiyorum. Sonra kalan 2 kişiden 2 kişiyi seçiyorum. Bunların A'ya, B'ye, D'ye gidip hangisine gideceği belli değil. O yüzden 3 ile çarpmayı unutmuyorum arkadaşlar sorunun sonunda. Bu arada hatta bu nereden gelir biliyor musunuz? Niye 3? Normalde A, B, D eğer 3 kişi, 2 kişi, 1 kişi olsaydı 6 tane durum olurdu 3 faktöriyelden. Ama tekrarlı permütasyondan hatırlayın. 2 grup 3'er kişi olduğu için gerçek çözümü 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyeldir arkadaşlar. Kişi sayısı aynı olduğunda, gruptaki kişi sayısı aynı olduğunda sanki böyle harf yerleştirirken XXY'yi yerleştiriyormuşuz gibi düşünürüz. Nasıl ki XXY'nin sıralaması 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyeldir. Çünkü X ile X'in yer değiştirmesinin hiçbir anlamı yoktur. Burada da aynı şekilde 3 kişilik grup A'ya gittiğinde 3 kişilik grup B'ye gittiğinde yer değiştirseniz de herhangi bir anlamı olmayacaktır. Dolayısıyla bundan dolayı 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel deriz. Dolayısıyla artık o zaman 8'in üçlüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyelden 6. 5'in üçlüsü 10, 2'nin ikilisi 1, 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 3. 1680 farklı durum varmış. Kolay görünümlü ters sorulardandır. Özellikle bu Grup sayısı, gruptaki kişi sayısı. Tuşların 3'üne ya da daha fazlasına basıldığında ses çıkmamaktadır. Buna göre orgun tuşlarına basarak en çok kaç farklı ses çıkartabiliriz? Yani şunu demek istiyor bize. 10'un birlisi 10 tuştan birine basarım 10 tane farklı ses olur. Ya da 10 tuştan ikisine basarım. Böylece iki tuşa da basınca farklı ses oluyormuş ama 3 tanesine bassak ses gelmiyor. Dolayısıyla 10'un birlisi 10 10 çarpı 9 bölü 2'den 45, 55 tane farklı ses çıkarılabilir. Bir iş yerinde 6 çalışan vardır. Çalışanlar arasındaki diyaloğun artması için 3 çalışan bir çalışanı ziyaret ede gidecektir. Ziyaret sonunda bu 4 çalışan birlikte resim çektirecek ve çekilen resim iş yeri panosuna asılacaktır. Amma saçma bir durum. Çalışanlardan biri olan Aykut Panoya asılacak resimde bulunacağına göre ziyaret kaç farklı şekilde gerçekleşebilir? Bakın şimdi mevzu şu. 4 kişi seçiyoruz. Tamam mı? A, B, C, D kişileri olsun hatta Aykut olsun bir tanesi. Aykut, B, C, D kişileri 4 kişi oluşturdu. Bu 4 kişi birbirini ziyarete gidecek üçerli üçerli. Dolayısıyla 4 tane ziyaret oluşur. Neden? Herkes bir kere ağırlar diğer 3 kişiyi. Dolayısıyla 4 kişi toplamda 4 ziyaret gerçekleşir. Böylece 6 kişiden biz 4 kişi seçmeyeceğiz. Niye? Aykut'un yayı zaten hazır. Kalan 5 kişiden 3 kişiyi seçeceğiz. Böylece 4 kişilik grup oluşturulacak. Dolacak bunlar da. Ve bunlar da birbirini 4 farklı ziyaret oluşturacak. Çünkü her biri birbirini ziyarete gidecek 4 defa. Dolayısıyla 5'in üçlüsü... 10 çarpı 4'ten 40. Yine bakın çözümü kolay düşünmesi önemli bir soru. Gerçi bu soruya çok zor diyemeyiz. Dediğim gibi aynen 4 kişiyi seçtim. Bu 4 kişi diğer 3 kişiyi birer kere ağırlayacağı için 4 ziyaret gerçekleşir. Ve 4 ile o yüzden çarptım. Niye 6'nın 4'lüsü demedim de 5'in 3'lüsü dedim. Çünkü Aykut kesinlikle var. Özdeş 6 sarı bilye ile özdeş 5 yeşil bilye arasında en az bir bilye kaç değişik biçimde seçilebilir? Güzel bir soru. Şimdi ben sizin için arkadaşlar bu soruda durumları tek tek yazdım. Bazı sorular konunun adı arkadaşlar sayma ve olasılık konusu. Bu tehlikeli bir soru. Hatta buna bir yıldız değil, üç yıldız koyalım. Yani yazılıda öğretmen sorsa birçok öğrenci dökülebilir bu soruda. Çünkü arkadaşlar kombinasyon, permütasyon, olasılık konusunda ...mecburen bazı sorularda tek tek saymak gerekiyor ama orada da bir durum fark etmemiz lazım. Bakın şimdi. Bir sarı, diyelim en az bir bilye demiş değil mi? Sadece bir bilye seçsek ne olur? Sadece bir tane sarı ya da bir tane yeşil. İki durum var. Sonra bakın, iki tane bilye seçsek, bir sarı, bir yeşil ya da iki sarı, iki yeşil. Üç durum var. Bakın şimdi. Üç tane bilye seçsek, üçü sarı, üçü yeşil. 2 sarı 1 yeşil 1 sarı 2 yeşil 4 yaptı. Fark ettiniz mi? 2 tane bilye için 1 tane bilye için 2 durum var. 2 bilye için 3 durum var. 3 bilye için 4 durum var. 4 bilye için 5 durum var. 5 bilye için 6 durum var. Bakın 5 yeşil 5 sarı 3 sarı 2 yeşil 2 yeşil 3 sarı 1 yeşil 4 sarı ya da 4 yeşil 1 sarı. Bu şekilde 6. Sonra Geldim 6 tane duruma. 6 sarı var ama 6 yeşil yok. O yüzden 6 sarı. 5 s 1 y 1 y 5 s 2 4 4 2 3 3 6 yaptı yine. Sonra 6 sarı 1 yeşil. 5 2 2 5 3 4 4 3 şeklinde 5 durum var. 4 durum var. Azalıyor bakın. En son 6 sarı 5 yeşil sadece 1 durumdur. Böylece bakın ne geldi? 2 3 4 Nokta nokta 6 hatta 5-6 yazalım var üşenmeyeyim. Sonra 6-5-4-3-2-1 bunların hepsinin toplamı 41 geldi. Evet böyle sayacak mıyız? Tabi bazı sorularda sayacağız. Özellikle e, bu hani TYT kısmı gibi 10. sınıf aynı zamanda ileride sınavda değişmezse TYT'ye gireceksiniz ya da e, 12'ler izliyorsa bu sene gireceğiniz sınavda TYT'de kombinasyon da var. Çünkü 10. sınıf konusu ama Böyle bir soru biraz daha AYT'ye uygundur. Çünkü süre anlamında gerçekten süre yiyecek bir soru. Hızlı yapmaya çalışsan da o durumu fark edene kadar biraz vakit geçer açıkçası. Bundan farklı bir şey düşünmeyeceğiz ama bunu hızlı düşünmek önemli tabii ki. O an soruda tek tek sayacağız mı yoksa permütasyon yoluyla mı yapacağız, kombinasyon yoluyla mı yapacağız? Gerçekten bunun yolu biraz soru çözmekten geçiyor. Çünkü arkadaşlar çözdükçe e, hissetmeniz artıyor. Matematik bilimsel bir şeydir, hisli yoluyla yapılmaz gibi ama sonuç itibariyle siz bilgisayar gibi o kadar çok alternatif üretiyorsunuz ki zihninizde o doğru sonuca ulaşmayı beyin gerçekleştiriyor, bir nevi hissetmiş oluyorsun sen de. Yani çok soru çözmenin önemini yine görüyoruz. Klişe, belki herkes söylüyor çok soru çok soru çözün ama bu antrenman yapmak gibi hayatın bir gerçeği. Buna direnemezsiniz gerçekten. Az soru çözerken az soru çözerek başarılı olabilir miyim? Yani bilmiyorum ben görmedim en azından. Hiçbir şey de öyle bir şey söz konusu değil. Yani çok çalışmak bir erdemdir muhabbetine girmek istemiyorum ama çalışmak insanı gerçekten huzurlu kılıyor, mutlu kılıyor. Yani çok neden bu kadar tatil düşkünüyüz o zaman o normal artık yani insan olmanın gereği arada bir durman gerekiyor dinlenmen gerekiyor revize etmen gerekiyor zihnini evet tatiller molalar gerekir ama bu demek değil ki az çalışacağız çok çalışacağız ki gerçekten karşılığında bir şeyi hak edelim hatta hak etme bile gözüyle bakmamak lazım buna biz tatil hak etmek için çalışmıyoruz bence e, öyle çalışanlar sizi yanlış yönlendiriyor. Senenin 350 günü çalışıyorum. 10 gün için mi çalışıyorum? Hayır tabii ki öyle bir şey değil. O bir ödül. Bir mola verme. Yani yoksa o zaman durmadan çalışıyoruz o mantıkla. Ben 50 sene boyunca çalışacaksam yemişim yani bir yıl toplam tatili. O, o nazardan bakarsanız gerçekten işin içinde çok saçma bir durum var. Hemen oradan da nereye bağlarız? Seveceğiniz işleri yapmanız lazım ya da yapacağınız işleri sevmeniz gerekiyor. Yoksa arkadaşlar gerçekten hayat bir zulüm olumsuz tarafından bakarsan ama olumlu tarafından bakarsan da işin hayatın olursa müthiş bir şey. Onunla sürekli vakit geçirebilirsin. Yani bir eş iki iş deyip artık daha da mevzuyu şeye batırmadan devam ediyorum. Küçük orta büyük boy olmak üzere 3 farklı büyüklükte pizza satan bir pizzacı. Pizza hamurunun üzerine isteğe göre peynir, zeytin, sucuk, pastırma ve mantar çeşitlerinden bir veya birkaçını ekleyerek servis yapmaktadır. Bir pizza siparişi verecek olan bir kişinin kaç değişik seçeneği vardır? Güzel. Aslında küme sorusu. 9. sınıf. Neden biliyor musunuz? Şimdi bakın. Peynir, zeytin, sucuk, pastırma, mantar. Bunlardan bir veya birkaçını istediğin gibi diyor ama yani boşta verme. O zaman şöyledir. Bu 1 2 3 4 5. 5'in birlisi. 5'in ikilisi olur. 5'in 3'lüsü olur. 5'in dörtlüsü olur. 5'in 5'lisi olur. Bu aslında alt küme sorusuydu 9. sınıftan. Bu sene de zaten öğretiyoruz. 5'in 1'lisi, 5'in 2'lisi, 5'in 3'lüsü, 5'in 4'lüsü, 5'in 5'lisi nedir? 2 üzeri 5'ten 1 eksiktir. Neden? Eğer burada 5 üzeri pardon 5'in sıfırlısı olsaydı 2 üzeri 5'ti kuralı hatırlayın. N'nin sıfırlısından N'nin N'lisine kadar gidersem bu 2 üzeri nedir? Ama burada 5'in sıfırlısı olmayacak. O yüzden 2 üzeri 5 eksi 1 yani 31 tane durum var. Bir de pizzaları küçük orta büyük boy seçebilirim. O zaman 31 çarpı 3'ten 93 tane durum oluşur bakın. Bu şekilde yine sorunun çözümü basit ama düşünmemiz gerekiyor gerçekten. Yeni sayfada duralım bence. Şu an 5. sayfaya gelmişim. 4 sayfam kaldı arkadaşlar. Hatta bir de bir sayfalık dağılım problemlerini düşünürsek aslında 5 sayfam var. Üçüncü video olmuş olması lazım. Pardon, bu ikinci videoyu yanlış söyledim. İkinci videoda iki buçuk sayfa daha anlattım. Kalan iki videoyu da böyle devam, tamamlarım inşallah. Onlarda görüşmek üzere. Siz arkadaşlar bölmeyin tabi. Ben parça parça anlatıyorum. Ama videoları arka arkaya izlemeye çalışın. Kombinasyonda çok acayip soru modelleri var. Bakın daha şekilli sorulara gelmedim bile. Lütfen yorumlarımı iyi dinlemeye çalışın ve soruları çözerken durdurup izleyin arkadaşlar. Diğer videolarda yapın eğer bu ilk iki videoda yapmadıysanız. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Sen bir şey düşüneceksin. Eğer düşünmezsen benim düşündüğümü direkt beynine empoze etmiş oluyorum ben senin. Ama kendin düşünürsen benim düşündüğümle birleştirirsin ve yanlışını fark edersin. Yoksa eline kalemi aldığın zaman başka bir soru benim soruma benzemesine rağmen yapamayabilirsin. 3 4 5. video olur mu bilmiyorum kombinasyonda. Olasılığa daha gelmedik. Olasılığı da anlatacağım. Yani bir herhalde yolumuz uzun arkadaşlar. 7-8 videoluk durumumuz var. Onlarda görüşürüz. İyi çalışmalar.